Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Videomuza başlamadan önce desteklerinize başvuracağız. Türk'ün gücünü dünyada hazmedemeyenler kanalımızı ciddi şekilde şikayet ediyorlar. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica edeceğiz. İlginize teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Atak helikopterinde kritik gelişme. Kalifikasyon testleri tamamlandı. Kıymetli izleyenler, Atak Faz 2 helikopterinin ilk uçuşu Kasım 2019'da TUSAŞ tesislerinde başarıyla gerçekleştirilmişti. T-129 Atak'ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış Faz 2 versiyonu ilk uçuşunu Kasım 2019'da başarıyla gerçekleştirmiş ve kalifikasyon testlerine başlanmıştı. Yerlilik oranı daha da artan Atak Faz 2 helikopterinin 2021 yılında ilk teslimatının yapılması planlanıyor. İran Savunma Bakanı 28 Aralık 2020'de resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelmişti. Bakan ziyareti süresince Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tesislerini de gezmiş ve ürünler hakkında bilgi almıştı. Geziye dair Irak Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde Atak Faz 2 helikopterinin seri üretim hattında olduğu görülüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen T-129 Atak projesi kapsamında bugüne kadar Türk Havacılık Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından üretilen 57 adet Atak helikopteri güvenlik güçlerine teslim edildi. TUSAŞ tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 51 adet, Jandarma Genel Komutanlığı'na da 6 adet Atak helikopteri teslimatı yapıldı. Atak Faz 2 konfigürasyonlarındansa ilk aşamada 21 adet teslim edilecek. Türk Kara Kuvvetleri'ne 59'u kesin, 32'si opsiyonel toplam 91 adet, İçişleri Bakanlığı'na ise 24'ü kesin, 3'ü opsiyonel toplam 27 adet T-129 Atak helikopteri teslim edilecek.